İkinci bölümde tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Modelimizi şimdi Unreal Engine içine optimize ederek aktarmayı göstereceğim. Yalnız bundan önce şunu söylemek istiyorum. Telefonda görüştüğüm bazı arkadaşlar var. Onlar yani oyun yapmak için hangi kursa gittin falan filan bu tür şeyleri soruyorlar. Yani hiçbir kursa gitmedim. Sadece internetten öğrendim. İnternette de bunu bazı kanallar var. Yani böyle bir iki tane kanalla bu iş olmaz arkadaşlar. Bakın benim burada abone olduğum 191 tane kanal var. Yani bu kanalları sadece izleseniz bir mobil oyun yaparsınız. Ben kısaca size göstereyim bunları. Bu arkadaşlara üyeyim ben. Rantabil olsun işte Unreal Log, Eğlence Ustası, Unreal Coder. Bunlardan çok şey öğrendim. Siz de bunları takip edin. White Rise, ondan sonra Free Spirit dediğim gibi Matevat. Sistem. Bu adam genelde şeyleri anlatıyor. Yani bir kod ne işe yarar onları gösteriyor. Çok faydalı. Coda Like Me, sesler işte şöyle göstereyim kısaca. Bu kanallara abone olursanız hiçbir kursa gitmenize gerek yok. Bu Serkan Mert dediğim arkadaş şeyleri gösteriyor. Substance Painter falan, kaplama, tekstür o şeyde uzman. Onu takip edin. Maya çalışıyorsanız burada Ensar Derel var. Onu takip edin. Yani şu arkadaş da iyi. Yani bir sürü kanal. 192 tane kanal takip ediyor. Hepsi bu yani. Bir kursa falan gitmiyorum arkadaşlar internetten. YouTube zaten başlı başına bir hoca. Şimdi biz konumuza gelecek olursak karakterimiz şu an 200 binden 20.756'ya düştü. Bunu şimdi Unreal Engine'in içine aktaralım. Buraya geldik. Buradan bir tane klasör açıyorum. İşte ne diyelim buna? Adam diyelim buna da. Adam diye kaydet. İçine aktarırken bu adamın eğer Unreal Engine'in kemik sistemiyle çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü karakter kreatör Unreal Engine'in kemik sistemiyle uyumludur. Import diyoruz. Masa üstünde. Adam deneme. Adamı seçiyoruz. Aç diyoruz. Aç derken burada iskelet meşi gelecek. Meşi de gelecek. İskelet sistemi için burada Mankin Skeleton yani Unreal Engine'in kemik sistemi. Onu otomatik seçiyorsunuz. Otomatik diyorum ki seçiyorsunuz. Başka hiçbir şey elemiyorsunuz. Import diyoruz. Fakat böyle bir sorun veriyor bize. Evet, burada bir sorun olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu sorun neden kaynaklandı? Daha çünkü biz bunu export etmedik. Ondan kaynaklanıyor. O yüzden biz bunu export ediyoruz şimdi. FBX formatında. Burada Unreal'i seçiyorsunuz. Unreal. O ilk DAZ, yani ilk gösterdiğim DAZ'daki FBX formatıydı. O yüzden onu kabul etmedi. Şimdi Unreal'i seçtik. Buradan maksimum texture size, yani boyutu kaç olsun? 256 olsun, ya yok şey olsun, 1024 olsun. Delete Hidden Face, yani az önce oluşturduğumuz yani bunları şey yaptık ya biz, 1000'e düşürdük ya, bunları 1000'e düşürdüğümüz zaman, bak şurada göstereyim şöyle Skyna'da, bunları 1000'e düşürdüğümüz zaman bunların bir kalıntısı oluyor, bir daha başa dönmek için o kalıntılar gelmesin diye buradan Delete Hidden Face, görünmeyen yüzeyleri sil seçeneği, bu işaretli olsun arkadaşlar. Unreal Engine seçili. Bir de şurada şuna dikkat edin. Unreal Engine Bone ve Unreal Engine Hand Foot Ick sistem. Bu iki çeltin işaretli olmasına dikkat edin. Export diyoruz. OK diyoruz. Masa üstünde adam denemenin içine buraya adam alt tire Unreal Engine 4 yazdığınız zaman hani bu artık Unreal Engine 4'e uygun hale getirilmiştir diye şey yapıyorsunuz. İşaretlemiş olursunuz. Şimdi buraya geldik. Import'tan. Adam Engine Unreal 4. Bunu seçtik arkadaşlar. Bakın bu zaten 9 MB. Öbürü DAZ'dan gelen 50 MB. Biz ilk başta bunu seçtik yanlışlıkla. Ben çıkarttığımızı zannettim. Export ettiğimizi zannettim. O yüzden onu seçtim. Şimdi adam Unreal Engine 4'ü seçtik. Aç dedik. Buradan Mankin'i seçtik. Import dedik. Bu kadar basit. Şimdi aktarmasını bekliyoruz.
seçiliydi galiba. Animasyonun gelmesini istemiyoruz. İşte bak yanlış yaptık. Animasyon şunu durduracağım ben. Ya da durdurmayayım mı? Yani şimdi tekrar siz bunu görün. Şu animasyona burada gerek yok. Bunun içinde bir tane animasyon var. O da şu gösterdiğim animasyon. Şunu atıyor şimdi. Screenrest'ten. Animasyon seçeneği orada seçili kaldığı için. Bak şu kalibrasyon var ya. Bu animasyonu da kendisi içinde atıyor. Animasyon seçeneğini oradan devre dışı bırakacaktık biz. Bakın gördünüz mü? Bu hareket eğer böyle bir hareket yaparsa burada yırtılmalar meydana geliyor. İşte bunu bu noktada durduruyorsunuz. Mesela şurada diyelim ki yırtılma var. Şöyle durdurduk. Burada yırtılma var diyelim ki karakterde. Onu buradaki araçları kullanarak tekrar düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar Unreal Engine'in içine gelecek olursak bu animasyonu aktarıyor. Animasyon da biraz şey sürüyor, uzun sürüyor. O yüzden bu kısmı durdurayım ben. Sonra bittikten sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aktarma işi bitti. Böyle bir seçenek geldi. Bunu kapatıyoruz. Bakın buraya animasyonu da getirdi bu. Gördünüz mü? O karakter kreatörün içindeki animasyon geldi. Yani bunun gelmesi gereksiz. Biz şurada import ederken aç dediğimizde yani şimdi buraya gelmesin bu. Orada animasyon seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. O yüzden bunlara burada gerek yok. Şuna da gerek yok. Evet karakterimiz geldi. Şimdi karakterimize tık diyoruz. Karakterimiz birazcık opas şey gibi görünüyor. Translation kısmı açık geliyorsa eğer bakın burada açık geliyor. O yüzden bu içinden yani karşı taraf görüküyor gibi izlenim verecektir. Yani onu da şöyle göstereyim. Bunları bir kapatalım. Sevdiğim şöyle. Bu karakteri seçtik. Third person karakterini. VF portuna gittik. Mesh'i seçtik. Burada bizim neydi? Adam Unreal Engine 4. Bakın buraya şak diye oturdu bu üzerine. Şimdi biz oynatmaya bastığımızda artık bu bulunuyor. Fakat şöyle dikkat ettiyseniz karşı taraf görüyor. Sağ kolu görüküyor soldan. Sağ kolumdan da sol kolu görüküyor. Yani içi şey gibi görüküyor. Şöyle bakalım şuraya. İçi boş gibi görüküyor. Yani bunun sebebi işte şu buradaki ayarlardan kaplamalarını düzgün hale getirmeniz. Düzgün yerleri almanız. Yani şimdi buradan şu transseksiyonları masked yapıyoruz arkadaşlar. Opacity'ni aşağı alıyoruz. Uygula diyoruz. Apply. Bunu bütün böyle şey görürken kısımlarında yapmanız gerekiyor bu işlemi. Çünkü Unreal Engine'in algılamasıyla karakter kalıtanın algılaması farklı. Bakın şimdi artık içi dolu görünür. Başka neleri var burada? Hani diyelim ki botlarda da aynı sorunu yaşıyorsunuz. Onları da yapın. Şimdi artık düzgün görünüyor. Evet gördüğünüz gibi düzgün görünüyor şu an. Tamam. Şimdi bu karakter buraya geldi. Karakterin şöyle üzerine geldiğimizde bakın burada ne diyor? Triangle sayısı 20.426 yani yüzey sayısı. Vertex nokta sayısı da 13.810. Biz mesela bunu çok görüyoruz diyelim ki. Yani şunu şöyle çıkartalım şuraya da dursun. Ne yapmamız lazım o zaman? Bunu diyelim ki 5000'e düşürmek istiyoruz. O zaman tekrar karakter kreatöre geliyoruz. Karakterimizi tekrar export ediyoruz. Yalnız bu kez export ederken şuna dikkat edin. Install lotu seçin. Bakın burada mesela şey var. 5 tane seçenek var. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunu zaten oyun yapmayla uğraşanlar bilirler ne olduğunu. İşte karakterimiz diyelim ki çok uzakta bize geliyorsa 5'e karakterin en düşük halini ekliyorlar. Yüzey sayısı en düşük olsun ki karakter şeyi kasmasın. Yani makine aygıt bunu kasmasın. Fazla yer kaplamasın. Fakat karakter yakınımıza geldik sıra buradaki sayı yükseliyor. İşte 4'e geldiğinde burası low oluyor. 3'e geldiğinde normal. 2'ye geldiğinde height.
1'e geldiğinde en yüksek. Bakın dikkat etseniz şu alttaki kısımda otomatik olarak yakına geldik sıra şey oluyor. Yükseliyor mesela bak, bucket tekstüre size 5'teyken 5 en uzakta karakterim gördüğünüzde. Zaten gerçekte de öyledir. Yani çok uzaktaki bir insanın üzerindekileri, insanı detaylı göremezsiniz. Yakına geldikçe sıra detaylı görürsünüz onu. 512. Biraz yaklaştı bize. Yine 512. Burayı arttırabilirsiniz. 3'e geldi. 1024 oldu. İşte height. Bu arada mesh detaylısı da bak yükseliyor. Height detaylı oluyor. 1'e geldiğinde 2048. En detaylı hale geldi. Şimdi biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Yani şöyle ilgilenmiyoruz. Karakterin bize uzaktan geleceği bir eğer şey yapıyorsanız bunlarla illaki ilgilenmek zorundasınız. Ama mobil oyun yapıyorsanız karakterler bir anda ortaya çıkıyorsa ki zaten tek bir pencereden bakacaksınız bu karakterlere. O yüzden bunun mobilde gerekmiyor. Ama sayısını biz diyelim ki şeye düşürmek istiyoruz. Hani şu an 20.000. Biz onu 5.000'e düşürmek istiyoruz. Ne yapacağız? Ben size bunu gösteriyorum. Biri seçiyorsunuz. Maximum face yüzeyi 5.000. Yani bunu buradan kafanıza göre 1.000 de yaparsınız. 100 de yaparsınız ama hiçbir şey görükmez. Yani 5.000 diyelim buna. Mesh detail height. Mesh detail height'ta kalsın. Bucket tekstürü 2048. Tamam mı? Şimdi bir de bu şekilde bir export edelim. Evet. Export. Bu kez adam ne diyelim? 1024 diyelim. Yok adam 5000 diyelim. 5000. 5000. Tamam mı? Bu adam 5000. Export dedik. Şimdi geldik tekrar. Ha bu arada bu daha export etmiyor. Bunu yapacak şimdi. Evet. Şu an şeye başladı bu. Bu burayı bekleyin çünkü bura gelmeden import etmeye çalışırsanız hata verir. Şu an sayısını azaltıyor. Eğer beğenmezse hata verecek. O beğenmemesi de şundan kaynaklanıyor. Diyor ki kardeşim sen diyor bunu 5000'e düşürüyorsun ama işte yüzey şey kaplamasını 1024 yaptım ben şu an. Hani 512 yapamazsın. 2048 yaparsın ama 512 yaparsan olmaz diyor. O yüzden hata veriyor. Onu da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bakalım bizimkinde hata verecek mi? Yani burada kaplamasıyla yüzey sayısı birbirine şey gidiyor. Paralel gitmesi lazım. Çok uçuk yaptığınız zaman program hata veriyor. Onu bile adamlar bizim için düşünmüş yani. Burası bilgisayarınızın hızına bağlı olarak biraz uzun sürebilir. Bu kısmı da durdurayım. En iyisi ben pauselayayım. Bittikten sonra bakalım. Evet arkadaşlar. Aktarım onayını bitti. Şimdi geldik buraya. Burada tekrar bir klasör açıyorum ben. Buna da adam 1024 dedim. Import'tan bakın. Burada adam 5000 diye bunu şey yapmış, çıkartmış. Load olarak aç diyoruz. Animasyonu gelmeyecek. Şu seçenek ilkinde de işaretli olmayacaktı. Buradan yine mankenimizi seçtik. Import dedik. Şunu da kapatalım. Evet bakın buraya karakterimiz geldi. Şimdi üzerine geldiğimizde ne yazıyor orada? Triangles 5000. Vertex sayısı 3461. Peki biz şimdi bunu buraya aktaralım. Şöyle bir play'e basalım. Gidelim bakalım nasıl olmuş. Bakın biri 20.000'de, diğeri 5.000'de. Görüyor musunuz? Yani pek fazla bir şey yok aralarında. Hani birazcık kırışıklık var. O kırışıklık da tahmin ediyorum ki şu şeyden kaynaklanıyor. Normal map'ten kaynaklanıyor. Normal map'i silelim. Burada tamam. Çık. Kaydet. Şuradan normal map'imizi de silelim. Buna ihtiyacımız yok. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Kırışıklıklar biraz gitti. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bu iki karakter zaten cep telefonu da bunu sıkıştıracak. Hani siz şöyle gördüğünüz zaman ikisi arasında bir fark var mı? Pek bir şey yok. O yüzden bu azaltma çok faydalı. Mesela şimdi bunun şeyine gidelim biz. Şunu önce kaydedelim. Bunun bir yerine gidelim. Kapladığı alan ne kadar? 4.70
9 MB. Yani 5 MB'de gitsin. Şimdi öbür adama gelirsek, bunun bir kapladığı yer ne kadar? Oraya bir gidelim. Bakın bununki 18 MB, 18,9. Şimdi mesela ben 30 tane farklı karakter yapacak olsam, o zaman ne olacak? Yani zaten 70-80 MB'lık cep telefonu oyunları var. Yani 2 tane karakter, 3 tane karakter şu adamdan koyduğum zaman zaten kapladığı yer vasıtasıyla olay bitecek yani. Zaten oyunun boyutu o kadar artacak. O yüzden bunları olabildiğince düşürmeye çalışın. Son bir şey yapalım. 1000 MB'a düşürelim bakalım bu vatandaşı. O zaman nasıl olacak? Bir de onu da merak ettim. NFBX. Bu kez burayı 1000 diyelim. Ha bunu bakesini biz 2048 yapmışız. Şu an 512 yapsak olur mu acaba? 512'ye 1000. Yani bu kaplama bunu taşır mı gibisinden. Bir de bunun testini yapalım. Export diyelim. Buna da adam 512 diyelim. Şimdi ben bu kısmı yine beklemek şey geçirmek sizi bekletmek istemiyorum video uzasın diye. O yüzden bunu şey yapacağım. Pausleyeceğim. Aktarma olayı bittikten sonra tekrar bakacağız. Evet, o aktarma işimiz de tamam. Şimdi ona bakalım. Tekrar buraya gelelim. Bir tane dosya, klasör. Ona da adam 512 dedim. Evet. Import diyorum. Bu da 512. Aç. Animasyon gelmeyecek. Adamımızı seçeceğiz. Evet. Evet, bu da gördüğünüz gibi 1000. Yani vertex sayısı 914, yüzey sayısı 1000. Şimdi bunu da buraya çıkartalım. Bakın bunda bozulmalar meydana geldi. Şimdi bu bozulmalar aslında bunun bu bozulmaları önleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir binde. Şöyle bakalım. Hatta niye böyle bakıyoruz ki? Şöyle bakalım ya. Evet. Şu 1000, bu 20.000, bu da 5.000. Şimdi şunun üzerindeki şu yırtılmaları karakter kreatörün 3 içinde düzeltebilirsiniz. Yani alttaki kısmı yok edebilirsiniz. Ve böylece sadece pantolon gerekir. Onu dediğim gibi diğer şeylerden bakmanız gerekiyor. Ve o Free Spirit'te onun şeyi var. Nasıl yapıldığına dair video var. Bunda da kaldıralım. Normal map'i. Şuradan da kaldıralım. Şimdi sayılarına bakalım. Pardon, kapladığı yere bakalım. Ne kadar yer kaplıyor? Bir megabayt 9. Yani bende 1000 MB'lık adamlar var. Yani 1 MB'lık. Yani bu da şu demek. Ben şundan 3-4 tane ekleyene kadar şu karakterden 35-40 tane eklerim. Ha, siz şurasındaki şeyleri yok sayın. Şuradaki hataları, bunları düzeltilebiliyor arkadaşlar. Onları yok sayın. Hatta bu karakteri de bir deneyelim bakalım. Bizim karakterle içinde oynatabiliyoruz mu biz bunu? Meşi seçtik. Neydi? 512 idi. Evet, onu seçtik. Bakın o geldi. Onu bile oynatabiliyorsunuz yani. Biraz üstü başı yırtık ama 1000 MB'lık bir adamdan bahsediyoruz yani. 1000 MB. Şimdi bak şöyle şeyler var. Onu söyleyeyim ben size. Şu ayakları yere girmiş. Onu şey yapmayın. Dert etmeyin. Onu şurada düzeltebiliyorsunuz. Right'tan. Yani adamı seçersiniz biraz. Şöyle yukarıya kaldırırsınız. Tamam. Fazla mı kaldırdık? Fazla kaldırdık. Şöyle seçelim şu trenini. Şey yapalım. Şöyle. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ayakları tam basıyor.
Şimdi bu karakter bin, bak parmakları falan vesaire yok. Ama zaten böyle karakterler hani uzakta şeyde arabada görüküyor arkadaşlar. O yüzden bir saniye telefonum çalıyor. Evet devam ediyoruz. Ne dedik? Şimdi bu karakter 1000 MB. Bunun üzerindeki şu yırtıkları falan aldanmayın, onları düzeltebilirsiniz. Onun haricinde bakın bu da iskelet sistemi olarak aynısını kaptı. Şeyin third person karakterin. Bunun haricinde arkadaşlar şu şeye değinmek istiyorum. Şu alttaki et görüküyor. Yani pantoldan ziyade alttaki et görüküyor. Bakın bunu şeyde karakter kreatörde mesela şu an pantolu seçelim biz. Pantolu seçip iptal ettiğimiz zaman altında şey görüküyor. Deri görüküyor. Yani adam görüküyor. Halbuki bunu şu şekil yapıyorlar. Bu pantol varsa eğer alttaki et görükmeyecek. Ama kemik sistemi pantolu baz alıyor. Bunu zaten dediğim gibi videoları takip ederek yani diğer videolara bakarak Resolution'un da kendi sitesinde var. Ne demek istediğimi anlarsınız. Eğer gömlek olduğu zaman bunu da poligon sayısı az olsun diye yapıyorlar zaten. Gömlek varsa veyahut da üzerinde bluz varsa adamın kendisi olmuyor burada. Hani o yüzden bunu dert etmeyin diyorum ve dersi bitiriyorum. Hoşça kalın. Hepinize kolay gelsin.